gündemdeki olayları doğru bakış ile analiz eden program Doğru Bakış'a hoş geldiniz. 2015 yılının ilk programını icra edeceğiz. Türkiye 2015'te de yine yoğun gündem alışkanlığından vazgeçmedi. Bilindiği üzere AYM kararıyla ve bugün alınan AYM kararıyla ve dün Meclis Araştırma Komisyonu sonucuyla haftaya yoğun bir şekilde başladık. Bu ve çözüm süreci ve Suriye meselesini stüdyo konuğum Mazlumder Genel Başkanı ve Akil İnsanlar Heyeti üyesi Sayın Ahmet Faruk Ünsal'ı da değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsterseniz 4 eski bakanla alakalı Meclis Araştırma Komisyonu'nun Yüce Divan'a sevk edilmesi gerekmediği ile alakalı kararını bir değerlendirelim. Onunla başlayalım. Nedir bu konuda fikriniz? Şimdi tabii 17 Aralık'tan bu yana bir seneyi geçti. Türkiye siyaseti gerçekten bu yolsuzluk iddiaları ve bir paralel yapının var olduğu iddiaları üzerindeki çekişme ile yoğun bir tartışma süreci yaşadık. Taraflardan biri bunun esasında bir darbe olduğu, bütün suç unsuru olduğu düşünülen dinlemelerin yasa dışı olduğu, dolayısıyla hukuken delil olmadığı iddiası üzerinden yapılan işin siyasetin dizaynı olduğunu söyler iken, diğer taraf muhalefet partileri ve cemaat tarafı ise bunun aslında bir yolsuzluk operasyonu olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu tartışma Türkiye'yi bir yıldır gerçekten çok yoğun bir şekilde etkiledi. İşte bunun üzerine iki defa seçim geçirdik biliyorsunuz. Bir 30 Mart yerel seçimleri, ki iktidar partisi aşağı yukarı yani pozisyonunu belki 1-2 puan oylarını düşürmek suretiyle ama pozisyonunu korudu. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Gene bu tartışmaların gölgesinde geçti. Orada da iktidar partisinin adayı işte Sayın Başbakan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki halk bu iddialar konusunda, yani bunun bir yolsuzluk operasyonu mu olduğu, bir siyasete şekil verme ve bir darbe operasyonu mu olduğu konusunda halkta bir şey var. Çok ciddi bir karar vermiştik söz konusu değil. Yani evet, %44 yanılmıyorsam AK Parti'nin en son yerel seçimlerde aldığı oy oranı. Evet, 45 küsürlerdi. 45 diyelim. Bunlar mutlaka işte partinin arkasında, politikaların arkasında durdu ama %54'te her ne kadar dağılmış da olsa onlar da bir başka şekilde düşünüyorlar. Dolayısıyla bu kilidi açacak iş meselenin esasında bağımsız bir yargı üzerinden görülmesi olayıdır. Dolayısıyla bunun yolu eğer açılabilmiş olsaydı tartışmaları Türkiye bir şekilde sonuçlandırmış olacaktı. Bildiğiniz gibi Yüce Divan'la ilgili komisyonun kararı, soruşturma komisyonunun kararı nihai karar değil. Yani evet. Tavsiye niteliğinde bir karar. Eğer karar olumlu çıksaydı doğrudan zaten genel kurulda oylanacaktı, meclis genel kurulunda, ama karar olumsuz, yani Yüce Divan'ı göndermeme şeklinde çıktığı için tekrar bir önergeyle genel kurulda görüşülme olasılığı var. Zaten iktidar partisinin, gerek Sayın Başbakan Yardımcısının ve gerek bazı iktidar partisi milletvekillerinin söylediklerinden yola çıkarsak henüz süreç tamamlanmadı. Ne olacağı henüz belli değil gibi bir durumdalar, bir noktadalar. Fakat öyle bile olsa, yani usulen bir formalite henüz tamamlanmamış bile olsa, öyle anlaşılıyor ki iktidar partisi bu konuda komisyonun kararına uygun hareket ederek bir oylama olur ise o oylamada o yönde oy kullanacaklar. Evet, koruyacak gibi evet. Gözüküyor. Böyle olursa Türkiye'de siyaset bunu epey tartışacak. Peki niye iktidar partisi Yüce Divan'a gönderme taraftarı değil bakanlarını? Çünkü öyle anlıyoruz ki Anayasa Mahkemesi'ni bir darbe ürünü, bir mahkeme olarak görüyor ve oradaki yapılanmayı, yani Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerin
durumunu çok adaletli olarak görmediğini söylüyor. Bunu biliyorsunuz, İktidar Partisi'nin birçok milletvekili daha çok söyledi. Zaten tartışmaların odağında da bu yolsuzluk olayının bir darbe amacıyla yapıldı. Dolayısıyla yani Anayasa Mahkemesi'nden bir adil bir sonuç çıkmayacağı üzerinden bu bakanlarını mahkemeye göndermeme kararlılığı söz konusu. Bu böyle çok neticesi hemen alınacak bir konu değil. Bu epey Türkiye bunu tartışacak, öyle anlaşılıyor. Evet, görünen öyle. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz bugün seçim barajının düşürülmesiyle alakalı bireysel başvuruların konu bakımından yetersizliği nedeniyle reddetti. Yetkisizlik bağlamında reddetti. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında çok enteresan. Yetkisizlik kararı doğrusu ben şöyle bir karar bekler idim. Evet, bir temsil konusunda baraj bir problem. Çünkü bunu herkes söylüyor. Yani AK Parti de söylüyor. Yani barajı biz getirmedik. %10 barajı yüksek bir baraj. Ama yani bunun bir temsilde sıkıntı yarattığı doğru. Çünkü Avrupa ortalamasında en yüksek baraj Türkiye'nin, biliyorsunuz. Evet. Yani %5 Avrupa'da Türkiye dışındaki baraj. Yani Türkiye'de baraj %5'e inmiş olsaydı belki yani makul olabilirdi, ama %10 gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla bir temsilde adalet konusunda barajın yüksek olduğunu herkes söylüyor. Anayasa Mahkemesi bunu söyleyebilirdi. Ama bunu söylerken bu şu demek değil. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz yasa koyucu değil. Yani siz %10'a yüksek dersiniz ama %5'e çekemezsiniz, çünkü yasa koyma işi meclise ait bir konu. Benim için doğrusu çok sürpriz bir karar oldu. Buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Madem Anayasa Mahkemesi çok da böyle siyaseti dizayn edecek bir bir pozisyonda davranmadı. Evet. O halde bakanlar herhalde Yüce Divan'a gönderilirse buradan adaletli bir sonuç çıkar gibi bir şeyle karşı karşıya şu anda Türkiye. Eğer çünkü iktidar partisinin yaklaşımı ne? Biz Yüce Divan'a güvenmiyoruz, yani Anayasa Mahkemesi'ne, çünkü orada bize kumpas kurulur. Ama bu seçim barajı ile ilgili olan bu karar siyasetin Anayasa Mahkemesi ile şekillenmeyeceğine dair bir kanaati de bir taraftan pekiştirdi. Dolayısıyla bence bu karar bakanların Yüce Divan'a gitmesi yolunda kapının açılabileceğine dair bir şey de gösteriyor. Haşim Kılıç'ın oylamaya katılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ters yönde açıklamaları, en azından öyle hissediliyor. Tabii yani Haşim Bey esasında doğruyu yaptı. Çünkü daha önceden basına çıkan demeçleriyle ihsas-ı reyde bulunmuştu. Yani kanaatinin, görüşünün ne olduğuna dair bir ihsasta bulunmuştu. Dolayısıyla bence doğrusunu yaptı. Çünkü tartışmaların hep bir tarafında kalırdı. Siyaset odağından çıktı bu bağlamda. Ama bu karar kanaatimce bakanların Yüce Divan'a sevk edilmesine dönük bir şey de oluşturdu yani. Tabii. Bir imkan da getirdi. Şimdi tabii meclisteki oylamaları nasıl olacağını bilmiyoruz. Evet. Bir de biliyorsunuz HDP parti olarak girme kararı almıştı. Baraj ne olursa olsun. HDP bu durumda %10'la baraja girecek. Seçime girecek. %10 barajına göre. Daha önceden de açıklamıştı biliyorsunuz. Tabii ki Selahattin Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimindeki o %10'a yakın oy oranı zannediyorum biraz onlar için oldu, teşvik edici oldu. Doğrusu benim elimde anketler yok ama bana çok bu açısından riskli bir karar gibi geliyor. Ama yani onlara sorarsanız %11'lere, 12'lere yakın bir oy oranı yakaladıklarını düşünüyorlar. Ben hakikaten herhangi bir şekilde bir anket yapmış ya da anketlere bakmış değilim. Dolayısıyla niye böyle bir riskli bir karar aldılar diyecek durumda değilim. Ama kanaatimi sorarsanız, izlenimimi sorarsanız oldukça riskli olduğunu düşünüyorum. Bir kesim Kürt vatandaşların da Kürt vatandaşların demeyeyim de bir kesim Kürt odakların
özellikle bölgede bir özerk yapılanma, özerk meclis beklentisini dillendirdiler bu süreçte. Bazı siyaset odaklarına göre de HDP seçimde eğer barajı geçememesi durumunda, meclis dışında kalması durumunda bu özerk meclisleri, bölgesel meclisleri oluşturmak için kendisine legal demeyelim de en azından altyapı bulacağı bir zemin kazanmış olacak. Acaba HDP'nin böyle bir fikri, düşüncesi oluşabilir mi? Sizce? Şimdi tabii bütün bunlar elbette ihtimal dahilinde. Eğer %10 barajını aşamayıp meclise giremezlerse doğal olarak bir kere meclisin muhtemelen meclis 3 partili bir meclis olacak. Evet. Öyle gözüküyor. Yani eğer HDP barajı aşamazsa MHP, CHP ve AK Parti'den oluşan bir meclis olacak. Ve öyle anlaşılıyor ki HDP'nin milletvekili çıkaramadığı yerlerden tulum AK Parti çıkartacak. Hı hı. Bu bir kere anayasayı değiştirecek oy oranına ulaşması için, yani 330 limiti var biliyorsunuz anayasa, evet, değişikliği için. 330'u geçmesini sağlayacak AK Parti'ye. Evet, AK Parti muhtemelen öyle bir tablo, yani HDP geçemezse o tabloda Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok hevesli olduğu ve yani bunu da gizlemediği başkanlık sistemine dönük bir anayasa değişikliği yapabilecek bir oy oranına ulaşacak mecliste. Muhtemelen bunu da yapacaklar. Peki HDP ve Kürt siyaseti ne yapacak? Türkiye'de parlamentoyu çok zora sokar. Yani Kürt siyasetinin, yani Kürt kimlik talepleri üzerinden siyaset yapan partilerin mecliste olmamış olması bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi bir temsil sorunu ortaya çıkartır. Bu gerçekten riskli bir şey. O zaman ne yapar Kürt siyaseti? Belli ki işte yerel yönetimlere çekilecekler. Yani nihayetinde işte büyük şehirlerde ve çeşitli şehir ve ilçelerde HDP'nin biliyorsunuz temsil edilmesi söz konusu. O bakımdan bu şartlar altında yerele çekilecekler. Bu Türkiye'nin çok bence kaldırabileceği bir gerilim olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani temenni edelim ki barajı geçerler. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Demirtaş 9.76 oranında oy aldı. Tabii 6-8 Ekim olaylarından sonra bayağı bir işler tersine döndü. Muhtemelen. Özellikle Gezi'ye katılmış olan insanların oy verdiğini biliyoruz Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bu son süreçte ılımlı bakanlar, oy verenler, bu bağlamda oy verenler, biraz daha sol düşünceye ait kendini yakın hisseden vatandaşlar kesinlikle bir daha oy vermeyeceklerini dile getirdiler. Biz yaptığımız sokak röportajlarında bunu gördük. Bu havayı tersine çevirebilir mi HDP sizce seçime kadar? Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi 3 adaylı bir seçimdi. Dolayısıyla seçmenin sandığa gittiği zaman 3 tane adaydan birine oy vermesi söz konusuydu. CHP seçmeninin bir kısmı Ekmelettin Bey çok işlerine sinmediği için ve daha böyle hani sosyalist solda kendilerini politik olarak ifade ettikleri için onlar muhtemelen CHP adayı yerine Selahattin Bey'e oy verdi. Zaten öyle gösteriyor. Yani Selahattin Bey Türkiye'nin bütün bölgelerinden oy aldı. Hı hı. Bütün bölgelerinden. Normalde HDP'nin oy almayacağı yerlerden de aldı. Bu onu gösteriyor. Tabii genel seçimler öyle değil. Genel seçimlerde belki hani 15-20 parti katılacak. Herkes kendi partisinin daha fazla oy alabilmesi için kendi partisine asılacak. Dolayısıyla yani 3 aday arasında tercih yapmak durumunda kalan seçmen genel seçimlerde belki 20 parti arasında tercihini dağıtacak. O yüzden genel Cumhurbaşkanlığı seçimine bakarak bir sonuç çıkartarak biz %10'u geçiyoruz diyorlar ise, ki onu Hataya hakikaten bilmiyorum yani niye böyle karar verdiler, orada bir sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum. Ama
ellerinde gerçekten ölçülmüş veriler varsa o zaman tabii ki elbette kendi haklarıdır. Hı hı. 6-8 Ekim meselesi evet bence de yani HDP ve Selahattin Bey'in şahsına dönük de Türkiye genelindeki sempatiyi ciddi olarak kırdı. O da zaten bunun farkında Selahattin Bey de. Şiddetten Türkiye seçmeni hoşlanmıyor. Yani gerçekten şiddet yorgunu olduk. Hem Kürt bölgeleri bundan rahatsız. Çünkü şiddetin bütün bedelini o coğrafya ödedi işte. Binlerce çocuğu hayatını kaybetti, cezaevlerine girdi, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bir kısmı işte dağlarda silahla dolaşıyor. Dolayısıyla şiddet üzerinden siyasetin her ne gerekçeye dayalı olarak yapılıyor olursa olsun artık bir yorgunluk doğurduğu gerçeğinden yola çıkarsak Türkiye seçmeni üzerinde olumsuz bir kanaat oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bir taraftan iyi, iyi bir şey. Dolayısıyla hani 6-8 Ekim olayları evet böyle bir sonuç ortaya çıktı. Fakat tabii zaman geçtikçe eğer daha kuşatıcı bir dil kullanırlarsa muhtemelen onun yani kendileri bakımından zararını telafi etmiş olurlar. Şimdi tabii çözüm sürecine dönersek genel hava itibariyle son 3 yıldır gelinen en iyi noktalardan birindeyiz. Özellikle 6-8 Ekim'de ciddi yer aldı. 6-8 Ekim'den sonra söylemler üzerinden bir çatışma olduğu havası verildi. Daha sonra konuşmalara bir sınırlandırma getirilerek evet. Bir manada süreç raya oturdu gibi gözüküyor. Evet. En azından örnek verirse YDGH karar aldı. Artık Molotov kullanmayacak, iş yeri kapattırmayacak gibi bir karar aldı. Evet, yüzlerini örtmeyecekler. Yüzlerini örtmeyecekler. Evet. Şimdi mevcut durumu genel olarak çok detay inmeden çünkü bir sonraki evet. sorularda detaylandıracağız. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi esasen Sayın Başbakan'ın da bu 6-8 Ekim olayları sonrasında çok büyük bir vurguyla altını çizdiği kamu düzeni meselesi öyle anlaşılıyor ki bundan sonra sürecin nasıl gideceğiyle ilgili olarak ya fren ya da gaz etkisi yani gaza basma etkisi yaratacak. Yani kamu düzeninin ve insanların hayatının tehlikeye girmesi söz konusu olduğu zaman öyle anlaşılıyor ki devlet frene basacak. Hı-hı. Ama bir sosyal barış ve bir diyalog ortamı geliştikçe de burada gaza basılacak yani süreç evet. böyle anlaşılıyor. 6-8 Ekim sonrası verilen bütün mesajlar ve sürecin bir süre durmuş olması ve sonradan tekrar hani rayından çıkmış olan meselenin tekrar rayına oturtulmuş olması meselesi bu konudaki hassasiyetin ne kadar ciddiyetle takip edileceğini gösterdi. Bir de biliyorsunuz İmralı'ya giden BDP veya pardon HDP heyetinin gerek gitmeden önce gerekse de adadan döndükten sonra oradaki görüşmelere dair kamuoyuna verdiği bilgiler bazen belki erken açıklanması hani o anda uygun olmayan bilgilerdi. Bazen üzerinde mutabakata varılmamış tarafların kendi beklentilerini ifade bakımından söyledikleri bilgilerdi ve onların da anlaşıldığı kadarıyla hükümet tarafından rahatsızlıkla karşılandığını görüyoruz. Zaten ondan sonra bir karar verdiler biliyorsunuz. Hı hı. Artık açıklamaları ya ortak yapacaklar. Yani hükümet cephesinden ve BDP cephesinden birer kişi hı hı. ya da ayda bir gerekli görüldükçe açıklamalar yapılacak. Dolayısıyla şu andan itibaren biz sürecin neler ihtiva ettiğini, neler konuşulduğunu, neler üzerinde mutabakata varıldığını bundan sonra herhalde daha az duyuyor olacağız. Hı hı. Dolayısıyla bir müpem durum söz konusu. Yani nelerin konuşulduğunu bilme bakımından müpemlikten bahsediyorum.
Ama taraflardan herhangi bir itiraz sesi de almazsak bu gizlilik içerisinde biz bir mutabakatın oluştuğunu da çıkarımsal olarak söyleyebileceğiz bundan sonra. Çünkü artık bize herhangi bir bilgi kırıntısı bile belli ki belli periyotların dışında çok fazla sızmayacak. Hı hı. O yüzden hani şu anda çok neler konuşuldu, hangi aşamadayız çok ben de biliyor değilim. Sanıyorum kamuoyu da çok fazla bilgi sahibi değil. Şimdi şeyler konuşulmuştu hatırlarsanız. Bir gözlem heyetinin oluşturulması. Bu çok konuşuldu. Henüz bilebildiğim kadarıyla buna dair bir isimlendirme ve bir şey bir oluşum henüz daha olmadı. Ama yani tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediğine dair bir dışarıdan bir gözün bu hani dışa bir yabancı devleti kastetmiyorum yani. Çünkü hani Amerika'nın bir üçüncü göz olarak girmesi konuşuluyor. İkinci bir akil insanlar heyeti ya da bir gözlem heyeti. Hı hı. Yani akil insanlar heyetinden içinden çıkmış da olabilir, dışarıdan da olabilir. Ama bir gözlem heyetinin bu sürece nezaret etmesi, tarafların atmaya taahhüt ettiği ve atmadığı ya da eksik adım attığı konularda onlara zaman zaman hatırlatmalarda bulunup bir şekilde işi rayında tutacak bir mekanizmanın kurulması söz konusuydu. O ne oldu doğrusu çok iyi bilmiyorum. Yani çünkü artık hakikaten çok fazla bilgi alamıyoruz maalesef. Ama bütün bunlar yapılması lazım. Elimizdeki tek veri taraflardan bir itiraz sesi yükselmiyorsa işlerin iyi gittiği. Evet. Bir hani itiraz olursa bazı şeylerin kötü gittiği şeklinde bir çıkarım yapabileceğimiz bir gizlilik sürecine doğru girdiğimizi artık akil insanlar heyeti aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar mı? Yoksa... Yok o konu biliyorsunuz sadece yani işte 2 aylık bir çalışma süreci ve sonradan işte raporlara dönüştürülmüş ve bir ürüne dönüştürülmüş bir süreçle kısıtlı bir konuydu. Ondan sonra sadece 6-8 Ekim olaylarında yani akil insanlar raporlarını verdikten neredeyse bir seneden daha fazla bir süre sonra İşte Sayın Başbakan Davutoğlu Ahmet Bey'i topladı bizleri. O ama şey yani bir dönemde yapıldı bitti. Hı hı. Yani artık bildiğim kadarıyla öyle bir şey olmayacak. Evet. Bu bölümü böyle kapatalım. İkinci bölümde 6-8 Ekim olaylarında sizin özellikle Hüdapar ve HDP arasında arabulucu rolü üstlendiniz. Onunla alakalı değinelim. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar buradayız. Evet, Doğru Bakış devam ediyor. Konuğum Mazlumlar Genel Başkanı Sayın Ahmet Faruk Ünsal. 6-8 Ekim olaylarıyla alakalı sizin çeşitli platformlarda Türkiye aslında bütün bu olaylardan sonra çok dokunulmaması gereken bir alana girilmemesi gerektiğini fark etti şeklinde bir açıklamanız var. Bu açıklamayı biraz açabilir misiniz? Şimdi 6-8 Ekim olayları niye oldu? Şimdi ona bakalım. Hı hı. İşte Kobani bölgesinde, Suriye'nin Kobani bölgesinde biliyorsunuz IŞİD tarafından bir kuşatmayla önce 200 bin civarında Kobani'de Türkiye'ye sığındı. Evet. Ve şehrin bir mahallesine sığınmış olan Kobani'deki işte yerel güçler, YPG ve diğer güçlerse şehrin Türkiye sınırına yakın bir mahallesine sığındı ve büyük bir saldırı altındaydı. IŞİD güçlerinin işte tankları, topları ve yüksek ateş gücüne sahip bir mühimmat desteği var iken YPG'nin ya da işte şehrin bir mahallesine sığınmış olan o direniş güçlerinin, YPG'nin ve diğer direnişçilerin ise hafif silahlarla sürekli mevzi kaybettiğini gördük. O zaman gerek Kürt siyaseti, gerek Türkiye'deki Kürt kamuoyu, yani sadece Kürt siyasetini kastetmiyorum,
Kobani'nin düşmesinin kendilerinde yaratacağı hayal kırıklığının ve bunun yaratacağı öfkenin ne olacağına dair işte bildirilerle, gösterilerle tepkilerini ortaya koyuyorlardı hatırlarsanız. Evet. O zaman hükümetin pozisyonu da bunu hem Sayın Yasin Aktay'dan, Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'de evet. biliyorsunuz, hem Beşir Atalay Bey'den, o da AK Parti'de Genel Başkan, pardon Genel Başkan Yardımcısı değil ama galiba Parti Sözcüsü. Parti Sözcüsü. Evet. Her ikisi de açıkça ve AK Parti'de diğer sözcülerin de açıkça ifade ettiği gibi orada iki halk Kobani'yi boşalttı. Biz de bir hani komşu olarak üzerimize düşeni yaptık. İşte 200 bin insana topraklarımızı açtık. Onların bütün ihtiyaçlarını burada hallediyoruz. Orada artık iki grup, iki terörist grup çarpışıyor. Kim kimi yenerse noktasındaydı. Bu yaklaşım bir kere çok isabetli bir yaklaşım değildi. Niye isabetli bir yaklaşım değildi? Bir, orada saldıranla kendini savunanı eşitleyen bir şey. Hı hı. Bir kere bir saldırı var. Yani insanlar IŞİD denen gücün kendi topraklarında var olmasından hoşnut olmadığı için bir kere alanı boşalttılar. Yani kaçarak geldiler. Hı hı. 300 civarında köy boşaldı. 200 bine yakın insan işte Türkiye'ye geldi. Demek ki gelenler yerliler tarafından işgalci olarak görüldüler. Yani hoş karşılanmadılar. Demek ki IŞİD'in yaptığı iş bir işgal faaliyeti. O evet. halde siz bir işgal faaliyetine işgalciyle direnenleri eşitleyerek iki teröristin çatışması diye bakarsanız doğru bakmamış olursunuz. Hı hı. Bir kere bu ortaya çıktı. Niye bu ortaya çıktı diyorum. Çünkü Türkiye'nin tutumu daha sonra değişti biliyorsunuz. Hı hı. Evet elbette sivile, oradan gelen kadınlara, çocuklara, yaşlılara, sivil insanlara tabii ki Türkiye kapısını açacaktı. Bundan daha doğru bir şey yok. Elbette doğru yaptı Türkiye. Ama sadece savaştan kaçanlara yardım etmek değil, aynı zamanda orada bir vahşete konu olacak olan o insanlara bir şekilde yardım etmek de gerekiyordu. Niye gerekiyordu? Bir, komşuluğun gereği. İkincisi, Türkiye'de barış süreci yürüttüğünüzü söylediğiniz sizin partneriniz Kobani'yi önemsediğini söylüyor. Yani Kobani önemli diyor. Dolayısıyla barış sürecinin de bir gereğiydi orada. Oraya daha şey yardım önemli edici bir şekilde hı hı. yaklaşmak. Türkiye bu noktaya geldi ama ne zaman geldi? 6-8 Ekim'i yaşadıktan sonra geldi. Sonra biliyorsunuz Türkiye kendi topraklarını peşmergeye açtı. Ve zaman zaman işte peşmerge gidiyor. Oradaki savaşan güçler geri geliyor. Yeni taze güçler gidiyor. Mühimmat desteği sağladı. Bunları keşke baştan yapmış olsaydı. Keşke orada saldıranla işgalciyi de savunanı eşitleyen bir dil üzerinden Türkiye'de öfke üretmemiş olsaydı. Yani en sonda yapacağını keşke baştan yapmış olsaydı. Biz ne 6-8 Ekim'i yaşardık ne bu kadar büyük bir vahşeti ve bir güven bunalımı olurdu. Bir vahşet yaşamazdı kendi ülkemizde. Barış süreci de gayet iyi giderdi ama gördük ki Türkiye'nin hemen sınırları dışında olan olaylar çok da böyle Türkiye'nin bana ne diyebileceği cinsten olaylar değil. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Bey o olaylardan sonra yaptığı açıklamada açıkça ifade etti ki, dedi ki bu olaylar bize gösterdi ki Kobani Suruç'tan ayrı değildir. İşte Nusaybin Kamışlı'dan ayrı değildir. İşte efendim Ceylanpınar'ı işte aynen efendim falanca yerden aynı zorlu bir öğrenme evet. süreci yaşadı Türkiye. Gerek yoktu bütün bunlara. Bunları yaşadık ve bir öfke patlaması oldu. Burada ben şiddeti meşrulaştırmak için söylemiyorum. Tabii ki şiddet elbette çok kötü. Hiç
tartışması. Orada yaşanan vahşet hiç kabul edilebilir değil. İnsanlar öldü. Bir kere bunların hakikaten kamuoyunu tatmin edecek şekilde mahkemeye taşınması lazım. Şimdi Yasin Börü ile ilgili biliyorsunuz işte zanlıların yakalandığına dair işte Sayın Başbakan'ın açıklamaları oldu. Bu sürecin bir kere çok açık gitmesi lazım. Bakın Kürt meselesi gibi artık uluslararasılaşmış bir mesele üzerinde iş yaparken Türkiye burada bir yabancı müdahalenin, bir provokasyonun her zaman mümkün olabileceği ihtimalini dikkate alarak davranmalıdır. Hı hı. Çünkü artık bu mesele uluslararasılaşmış bir meseledir. Dolayısıyla siz bana ait bir konuyu konuşuyorum gibi yaklaşamazsınız. Evet tabii ki Türkiye'ye ait bir konu şüphesiz ki ama uluslararasılaşmış bir konu. Artık Türkiye'nin milli sınırları dışında mesela Şengal'de olan bir olay işte Hakkari'deki Kürt'ü ya da işte ne bileyim Ağrı'daki insanı ilgilendiriyor. Diyemezsiniz ki orası Irak toprakları, orası bize ait değil. Ya da ne bileyim Kobane'de olan bir olay her ne kadar Suriye topraklarında da olsa Antep'teki Kürt'ü de efendim Adıyaman'dakini de artık ilgilendiriyor. Çünkü uluslararasılaşmış bir mesele. Dolayısıyla oraya uygun bir hassasiyetle, bir dikkatle yaklaşmazsanız 6-8 Ekim olayları gibi öfkenin patladığı ve kontrolün ortadan kalktığı yerlerde bunu şiddete dönüştürecek, vahşete dönüştürecek provokasyonların olmasını engellemenin hiçbir teknolojisi yok. Bunlar olur. Buna peki, dikkat etmek lazım. IŞİD'i değerlendirdiğimiz zaman şimdi IŞİD biliyorsunuz Musul'u birkaç saat içerisinde aldı. Daha sonra Erbil'e resmi rakamlara göre 40 kilometre, gayri resmi duyumlara göre de 4 kilometre kadar yaklaştı. Evet. Bu denli güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Herkes de biliyor ki Kobani'de çok küçük bir grup ve hafif silahlarla haftalarca direndi ya da karşı koydu. Bu çok mantığa yatmayan bir denge gibi gözüküyor buradan bakıldığında. Tabii oradaki olayları bilmiyoruz. Şehir içi çatışmalarda kartlar ya da şartlar çok değişik oluyor ama 2 ya da 3 hafta 3 hafta kadar YPG ya da PYD tek başına Kobani'de IŞİD'e karşı Erbil'e yani birkaç gün içerisinde ciddi manada yaklaşmış olan IŞİD haftalarca Kobani'de o sınırda ya da şehrin bir bölümünde durduruldu. Bu sizce çok realiteye uygun bir şey mi? Şimdi tabii Kobani'de de aslında biliyorsunuz Kobani'nin %95'i düşmüş durumda. Yani bütün köyler boşaldı ve çok kısa sürede boşaldı. Evet. Ama artık şehir çatışmasına döndüğü zaman IŞİD orada durakladı. Hı hı. Yani bir hava harekatı ve bir müdahale olmasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Hı hı. Ama yani şehir çatışmaları, sokak çatışmalarının tabiatıyla yani böyle açık arazide doğrudan işte güçlerin karşı karşıya geldiği savaşları karşılaştırmamak lazım. Dolayısıyla hani ben açıkçası oradaki topografiyi çok iyi biliyor değilim yani. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama bildiğim bir şey var. İş şehir çatışmasına, sokak çatışmasına girince orada tarafların hızlı bir şekilde birbirlerine galibiyet şey yapması, dayatması ya da mevzilerini daha çabuk ilerletmesi söz konusu değil. Evet. Zannediyorum Kobani'de biraz öyle oldu. Tabii bir de IŞİD üzerinden Türkiye uluslararası arenada ciddi manada olumsuz algı yüklendi. PYD ya da YPG IŞİD'e karşı legal bir örgüt olarak lanse edildi. Türkiye IŞİD'in destekçisi olarak lanse edildi. Ve IŞİD bölgede korku salan büyük bir örgüt olarak lanse edildi. Burada Suriye'deki bütün Türkiye'nin kurmak istediği politika bir anda çöktü. Ve bu içeriye de yansıdı. Çözüm sürecini de durdurdu. Burada görülen o ki yine Batı'nın ciddi manada IŞİD üzerinden çözüm süreci ve Suriye politikasını Türkiye'nin
ciddi manada törpülediğini gördük. Siz bu yoruma katılır mısınız? Şimdi Türkiye biliyorsunuz 3 tane şey şart dayattı. Yani hı-hı, uluslararası sisteme. Dedi ki bir uçuşa yasak bölge ilan edelim. İkincisi güvenli bölge ilan edelim. Üçüncüsü de eğit donat yapalım. Evet. Yani şimdi siz uçuşa yasak bölge nasıl yaparsınız? Yani çünkü nihayetinde bir başka devletin toprakları üzerindeki bir statüyü konuşuyoruz. Yani Türkiye'de falanca şehirlerin hava sahasını uçuşa yasaklayabilme yetkisi kimde? Birleşmiş Milletler'de. Yani NATO'nun böyle bir gücü yok. Yani Birleşmiş Milletler karar alır ise uçuşa yasak bölge olur. Aksi takdirde siz yapamazsınız. Yani diyebilir misiniz? Yani mesela Ankara'dan oturup ya da ne bileyim Washington'dan oturup Obama diyebilir mi ya? Ben Şam'ın hava sahasını kapattım. Oradan uçamazsın hemşerim diyebilir mi? Yani diyemez yani derse komik duruma düşer. Kim bunu diyebilir? Birleşmiş Milletler. Çünkü Birleşmiş Milletler biliyorsunuz Libya'da böyle bir karar aldı. Dedi ki yani Libya hava sahasını ben uçuşa kapattım. Ve sonra bu karardan hemen çok kısa bir süre sonra 5-6 saat sonra İngiltere ve Fransa NATO'ya bağlı güçler olarak dediler ki ya biz baktık ki Kaddafi bu kurala uymuyor, savaş jetlerimize gidip orayı dümdüz edelim dedi. Ve harekat başladı. Dolayısıyla siz bir yere uçuşa yasak bölge ilan ettiğiniz an orayı aslında bir uluslararası müdahaleye açık hale getirmiş oluyorsunuz. Biz bunu şeyde gördük, Libya'da gördük. Ve hatırlarsanız Libya'da NATO harekatı, daha doğrusu İngiltere ve Fransız hava kuvvetleri Libya'ya dalınca, bombalamaya başlayınca Amerika dedi ki ya NATO'nun patronu benim. Ya bombalanacaksa ben bombalarım. Hemşerim bir kenara çekelim bakalım dedi. Amerika bu işe girdi. Şimdi bunu herkes biliyor. Dolayısıyla siz yani illa ben uçuşa yasak bölge yaparım, istiyorum derseniz bir kere bunu BM'den çıkartabilmeniz lazım. Peki BM'den böyle bir karar çıkar mı? Çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip daimi üyelerinden bir tanesi ve Rusya dedi ki sakın böyle bir şey yapmayın. Ben veto ederim. Amerika'da defalarca biz uçuşa yasak bölge konusuyla ilgilenmiyoruz dedi hatırlarsanız. Dolayısıyla siz 3 tane şart ileri sürerken birinci şartınız zaten hem Amerika'nın ben ilgilenmiyorum demesiyle hem Rusya'nın böyle bir karar alırsanız veto ederim demesiyle zaten şartlarından bir tanesi zaten olmayacak bir şart. İkincisi güvenli bölge. Güvenli bölge nereye yapacaksınız? Suriye'nin içindeki bir bölgeyi Suriye askerine yasaklayacaksınız. Orayı güvenli bölge. Peki buna gücünüz yeter mi? Yani Türkiye diyebilir mi? İşte Halep'i ben güvenli bölge ilan ediyorum. Suriye askeri buraya girerse vururum. Diyebilir misiniz böyle bir şey? Diyemezsiniz. Kim bunu diyebilir? Birleşmiş Milletler ancak karar alırsa. Peki Birleşmiş Milletler Suriye'nin içindeki bir bölgeyi Suriye askerini yasaklayarak, Suriye ordusuna, Suriye yönetimine yasaklayarak orayı ben güvenli bölge ilan ettim diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Niye diyemez? Çünkü Rusya veto eder. Dolayısıyla Türkiye'nin 3 tane şartının 2 tanesi zaten olmayacak şartlardı. E şimdi siz olmayacak şartları diretip de uluslararası sistem benim dediğimi yapmıyor derseniz orada çok inandırıcı olamazsınız. Bence Türkiye bu iki olmazı olmayacağını bile bile dayatarak bence yanlış bir politika yaptı. Keşke böyle yapmasaydı. Eğit donat meselesi kısmi olarak zaten yapılıyor. Başlıyor. Zaten yapılıyordu da zaten biliyorsunuz evet, Türkiye yapıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun belli unsurlarını burada topladı. İşte Suriye'nin dostları grubu vardı. Ahmet Davutoğlu Bey o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Zaten bir şekilde lojistik falan sağlanıyordu. Şimdi siz dolayısıyla bütün bu şartlar yerine gelmeden ben oradaki olaya sessiz kalırım derseniz o zaman zımni olarak IŞİD'i desteklemiş gibi algılanırsınız. Tabii evet. Türkiye böyle olmadığını söylüyor ama bir taraftan da bu mantıksal çıkarım Türkiye'nin karşısına dayatıldı. Dedi ki
Dediler ki ya kardeşim sen IŞİD'i mi destekliyorsun? Onu mu demek istiyorsun? Tabii bu haksız bir yaklaşım, haksız bir çıkarım ama Türkiye'nin politikası da çok sürdürülebilir bir politika değildi. Nihayetinde Türkiye ne yapmak zorunda kaldı? Peşmerge'nin Kobani'ye giderek YPG'ye yardım etmesine ve Özgür Suriye Ordusu'nun bazı birliklerinin Kobani'ye girmesine imkan vererek ne yapmış oldu? Kobani'de iki terörist güç çarpışıyor iddiasından vazgeçmiş oldu. Evet. Eğer iki terörist güç çarpışıyor idi ise siz oraya Özgür Suriye Ordusu'nu ve Peşmerge'ye göndererek teröristlerden birine yardım etmiş oluyorsunuz demektir. Yani Türkiye'nin politikası çok tutarlı değildi. Şimdi hazır Suriye'ye geçmişken oradan biraz devam edelim. Tekrar geri içeriye dönelim isterseniz. Suriye'de son süreçte önemli olaylar gerçekleşiyor. Evet. Esed muhaliflerin kalbi olan Halep'e ciddi manada baskı uygulamaya başladı son haftalarda. Ki zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunu defaatle dile getiriyor. Onun dışında muhalefet bir reorganizasyona girdi Suriye'de. İslami cephe farklı grupların da katılımıyla 40 binden fazla kişiye ulaştı. Ve Halep'in %80'ini etkisi altına aldı. Bunun yanında 8 Türkmen kolu birleşerek Suriye Türkmen Yüksek Konseyi'ni oluşturdu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu da pazar günü yeni başkanı seçti. Türkmen asıllı Halit Hoca Bey seçildi. Ve eski başkan Muaz El Hatip Rusya'ya ziyarette bulundu ve Esed'le aynı masaya oturmaya sıcak baktığı için Batı'yla da istişareler yaptığı duyuluyor. Bunun yanında Batı biliyorsunuz IŞİD'le birlikte Esed'e karşı o sert tutumundan ciddi manada bir vazgeçme pozisyonuna geçti. IŞİD ise bu son haftalarda özellikle Kobani çevresinde özellikle gerilemeye başladı. Resme böyle baktığımız zaman bu fotoğrafta gördüğümüz Suriye'de bölünmeye doğru bir gidiş daha da içselleştiriliyor gibi. Siz bu fotoğrafı nasıl okursunuz? Suriye'nin bence de bundan sonra yani temenni ederim ki bir an önce ateşkes olsun. Temenni ederim ki bir an önce yeniden bir Suriye için taraflar anlaşsınlar. Ve bu en kısa sürede olsun. Bütün bunlar maalesef bizim temennimizde kalacak gibi gözüküyor. Yakın zamanda çünkü çok bir çözüm maalesef gözükmüyor. Dolayısıyla bu kadar büyük kan davaları girmiş, bu kadar büyük yarılmalar yaşamış bu topluluğu bir daha bir araya getirmek hakikaten çok zor. Yani nasıl olacak doğrusu ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz işte Lübnan çok uzun yıllar iç savaş yaşadı. Ondan sonra iç savaştan sonra evet bir Lübnan'dan belki bahsedilebilir ama İşte bir Şii Lübnan'dan, bir Sünni Lübnan'dan, bir Hristiyan Lübnan'dan da bahsedilebilir. Herhalde Suriye bundan sonra çok böyle bir bütün Suriye'den bahsedebileceğimizi çok doğrusu zannetmiyorum. Çünkü belli bir şey ki Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile aşağı yukarı sınır olan bölgelerdeki Kürtler, bundan sonra artık Suriye'de eskiden yaşadıkları gibi yaşamak istemediklerini işte kantonlar vesaire kurarak deklare ettiler. Evet. Tabii buradan bağımsızlık mı çıkar, federasyon mu çıkar, konfederasyon mu çıkar bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki artık Kürtler Suriye'de eskide oldukları gibi yaşamak istemiyorlar ve bunu icra edecek güçleri de var. Evet. İşte silahlı güçleri var, politik organizasyonları var. Bu biraz da Batı'nın da işine geliyor gibi sanki. Yani Batı'nın işine geliyor olabilir, evet. Ve bir de şimdi tabii Alevi Suriye'si var. Yani tabii. Bu Lazkiye, Tartus, Humus'un bir kısmı ta Hatay'a kadar yani deniz kenarında daha çok şey yapmış olan. Ve şimdi onlar öyle anlaşılıyor ki büyük ölçüde rejimin silahlı gücünün oturduğu bir sosyolojik taban.
Şimdi bundan sonra, bu savaştan sonra nasıl olacak? Hakikaten çok çok zor gözüküyor. İnşallah bir an önce tabii toparlarlar. Şimdi biliyorsunuz Rusya'da geçtiğimiz günlerde bütün muhalefeti Moskova'da toplamak üzere bir çağrıda bulundu. Daha önceden Cenevre konferansları düzenlendi. Maalesef şey olmadı, bir sonuç çıkmadı. Şu anda herhalde Suriye'yi takip etmeye devam edeceğiz. Mazlum Der'in 2010'da bir raporu vardı. Bugünleri biraz öngören biz bir doğrusu, rapordu. Evet, bizim raporumuz bence çok önemli bir rapordu. Türkiye'de herkesin Suriye'yle sınırlar kalkıyor. Ne güzel işte, neredeyse bir devlet olmak üzereyiz. Ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapılıyor dedikleri bir noktada biz dedik ki Suriye'de çok önemli yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlara dokunulmazsa eğer bunlar bir taraftan bir gün patlayacak. Dolayısıyla bu hani balayı sadece bir göstermelik, bunun altından müthiş bir şiddet doğar. Biz bunu söylediğimiz zaman çok eleştirilmiştik. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz efendim, işte bu bahar havasını bozmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır. Biz sadece Suriye hükümetine ve dolayısıyla Türkiye devletine de Suriye'deki etkisi üzerinden şunu söylemek istedik. Dedik ki bu yapısal sorunlar ve Türkiye Suriye üzerindeki etkisini kullanarak bu reformu yaptırmalıdır Suriye'ye. Eğer yaptırmazsa Suriye sürdürülebilir bir Suriye değil. Çünkü gerçekten bakın yani siz işte 25-27 milyonluk bir devleti dar bir ailenin elinde ve tek parti şeyle, aparatıyla uzun süre yönetemezsiniz. Evet, yani 20 yıl, 30 yıl baskıyla yönetebilirsiniz ama daha fazla yapamazsınız bu işi. Bu nasıl olsa bir yerden patlayacak. Zaten Arap Baharı dediğimiz şey de esasında esas hareket miydi? Noktası da burasıydı. Tabii yani neydi Arap Baharı? İşte Tunus'ta sokağa çıkan insanlar, sonra Mısır'da. Ya kardeşim, yani koca devlet bütün böyle mekanizma 3-5 kişinin elinde, 3-5 ailenin elinde. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Maalesef Suriye'de de bizim öngördüğümüz şey ortaya çıktı. Engellenebilir miydi? Eğer bilmiyorum tabii, yani Türkiye bu telkinlerde ne kadar bulundu bilmiyorum eğer, ama telkinler zamanında yapılabilmiş olsaydı bence engellenirdi diye düşünüyorum. Evet, içeriye dönelim isterseniz. 6-8 Ekim olaylarında özellikle Hüdapar ve HDP ile 6-8 Ekim olaylarından sonra ve Cizre olaylarında Hüdapar ve HDP ile bir arabuluculuk rolü üstleniriz aralarında. O süreçte bu iki partinin arasında nasıl anekdotlar kazandınız? Neler oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası bu 30 Mart seçimlerine doğru giderken seçim ortamı biliyorsunuz tansiyonun çok yükseldiği ortamlar. Çünkü doğal olarak insanlar sandıktan hasat toplamak isteyecekler. Yani hem seçmenlerini sandığa götürmek hem oradan fazla oy almak isteyecekler. Dolayısıyla olay çıkmaya çok müsait zeminlerdir seçim ortamları. Biz o zaman bir heyet oluşturarak hem Hüdapar Genel Başkanı'na Ankara'da genel merkezde ziyaret ettik. Hem de şeyi, o zaman Gülten Hanım eş başkandı biliyorsunuz. Ve Diyarbakır Belediye Başkanlığı adaylığı da o gün açıklanmıştı. Yani eş başkanlıktan ayrılmak üzereydi artık. Hem de HDP'yi, o zamanki adıyla BDP'yi ziyaret ettik. Dedik ki yani kritik bir sürece giriyoruz. Burada çatışma riski son derece yüksek. Evet. Çünkü eskiden yaşanmış olaylar var. Bizim sizden istirhamımız, lütfen şey yapın, aranızda bir kırmızı telefon hattı oluşturun. Yani falanca yerde bir olay olduğu zaman en azından doğrudan birbirinizi ararsanız, aracıların araya girmesine vesile fırsat tanımadan doğrudan müdahale edebilirsiniz. Bu tabii yani o zaman konuşuldu. Zannediyorum çok uygulanmadı ama seçimi çok şükür büyük bir rahat, büyük bir şey olmadan geçirdik. Evet. Sıkıntı olmadan geçirdik ama biz hep müteyakkızdık. Çünkü evet, arada bir geçmiş dönemde yaşanan kan davasına dönüşmüş bazı talihsiz ve tatsız olaylar yaşandı ve bunlar halen hafızalarda.
maalesef 6-8 Ekim olayları ve Cizre olaylarında bunları yaşadık. O dönem evet biz arabulucu olarak hem şeyi Hatip Bey'i, DTK'nın başkanı biliyorsunuz, hem de Diyarbakır'da Hüdapar'ın işte Hüseyin Bey'i, genel başkan, eski genel başkanları biliyorsunuz. Onları bir araya getirerek bu sürecin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen şeyleri yaptık, yapmaya çalıştık. Fakat bu sadece aracılarla olacak bir iş değil. Çünkü çok herkesin bagajı çok yüklü. Burada çok ciddi olmak lazım. Sanıyorum doğrudan temas şeyleri de oldu aralarında. Yani Hüdapar ve HDP'nin arasında. Bu mekanizmayı çalıştırmak lazım, teşvik etmek lazım. Çünkü biliyorsunuz 6-8 Ekim olaylarından sonra Abdullah Öcalan da yayınladığı bildiride hatırlarsanız Selahattin Demirtaş'ın hani Öcalan'dan yazılı metini okuyorum evet. dediği o metinde de açıkça kavgalı olduğunuz sivil toplum kurumlarıyla barışın talimatı vardı. Dolayısıyla bir şey var, bir hani iki taraftan da iyi kötü bir temas isteği var ama tekrar ediyorum uluslararasılaşmış bir sorunu konuşuyoruz. Dolayısıyla yara açık, her an enfekte olabilir. Gerekli dikkat sağlanmazsa tahmin etmeyeceğiniz yerlerden müdahaleler olarak çatışmalar çıkartılabilir, çıkabilir. Cizre olaylarında da öyle oldu. Bakın şey tam o gün yani olayların olduğu gün Hatip Bey görüşüyor Hüdapar yetkilileriyle o gün. Ama ondan sonra o gün akşamında olay patladı. Bir taraf diyor ki bizim oradaki işte çadırımıza Hüdapar tarafından saldırı oldu. Hüdapar diyor ki biz asla saldırmadık. Ama bildiğimiz bir şey var ki Hüdaparların olduğu yerden bir saldırı oldu. Saldırıyı yapanlar Hüdaparlı demek istemiyorum. Belli bir şey ki bu husumeti birbirlerinin olduğu mekanlar üzerinden birileri çatışmaya dönüştürdü. 12 Eylül olaylarında olduğu gibi. Muhtemelen. Yani ben Hüdaparlılar saldırdı demek istemiyorum ama oradan yapılan bir saldırı doğal olarak bu tarafta öyle algılandı. Cizre olaylarının arkasında da yani bu uluslararası... Muhtemelen öyle. Çünkü ben hem Hüdapar Genel Başkanı'nın yetkililerini hem DTK'nın, HDP'nin çok açık bir şekilde burada bir şey var, provokasyon var dediğine biliyorsunuz. Bu provokasyonlarda tabii bu paralel yapıyla alakalı da kimi tabii demeçler o tür iddialar da var elbette. Yani siz bölgede sık sık gidip geliyorsunuz. Oraya daha fazla dokunma ihtiyacı. Şunu söyleyeyim yani bu kadar büyük tarihi bagajları olan bu kesimleri yani birbirine katmak gerçekten kolay. Yani dolayısıyla siz bir taraftan öbür tarafa bir ateş açtığınız zaman nasıl algılanıyor? Hüdaparlılar bize saldırdı gibi algılanıyor. Halbuki saldıranın Hüdaparlı olması gerekmiyor. Ama o mahalleden atış yapıyorsanız dolayısıyla bu çok provokasyona açık bir şey yani. Evet. Tarafların bir kere doğrudan temas kurmaları lazım. Böyle bir noktaya doğru gidildiğini biliyorum. Vaktimiz azaldığı için reklam arası vermeden devam etmek istiyorum. Özellikle Mazlum Der'in çok başarılı raporları var. Bu 2010'daki Suriye raporu gibi. Birçok ülkeyle alakalı raporlarınız var. Ve il bazında da işte Gaziantep olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun takip etme şansımız daha fazla oluyor. Özellikle Gaziantep'te bir Suriyelilerle alakalı bir problem olmuştu. Bununla alakalı bir rapor düzenlediniz. Raporda da namus davası diye lanse edilen meselenin aslında alacak verecek davası olduğunu belirttiniz ve orada çözüm önerileri sundunuz. O raporla isterseniz biraz onunla devam edelim. Maalesef Türkiye'de işte Maraş'ta yaşandı, Adana'da yaşandı, Antep'te yaşandı. Ondan sonra Reyhanlı'da yaşandı. Evet bu tür olaylar oldu. Bu bir kere Türkiye'nin geleneksel misafirperverlik yaklaşımına hakikaten yakışmaz. Yani
Evet, gelenler savaştan kaçarak buraya geldiler. Kimse keyif için, turistik seyahat için gelmedi. İnsanlar tabii canlarından, mallarından, namuslarından kaygıya düştükleri için buraya sığındılar. Elbette gelen bizim imkanlarımızı paylaşacak. Hı hı. Bunu bilmek lazım bu nihayetinde. Bizim de Allah göstermesin başımıza gelebilirdi. Bu hem bizim geleneksel misafirperverliğimize, Müslümanca kardeşlik hukukuna uygun bir davranış bu paylaşma meselesi, ama bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Biz ne teklif ettik? Bence çok önemli ve ilk defa bizim tarafından teklif edilmiş bir şey. O da bu tür mesela işte Kilis gibi, Antep gibi çok yoğun artık mahallelerde iç içe yaşayan, Suriyeli ve Türkiye'lerin iç içe yaşadığı mahallelerde zaman zaman mahalle forumları yapmak lazım. Yani o mahallenin ileri gelen Suriyelileriyle ileri gelen yerlilerini arada bir toplayıp bir forum düzeneğinde konuşturmak lazım. Çünkü tarafların ihtiyaçlarını ve yaşadıkları problemleri hakikaten öbür tarafın doğrudan bilmesini ve empati yapmasını sağlayan da bir şey. Yüz yüze bakmak her zaman, evet, insanı bilmiyorsun. Çünkü bilmiyoruz yani, bir taraf benim mağduriyetim istismar ediliyor diyor çünkü. Çok eşlilik var, işte ucuz iş gücü olarak kullanılma var. Çok kötü koşullarda yaşayan insanlardan yüksek kira istenmesi gibi bir takım iddialar var. Doğru yanlış bunu söylemiyorum, ama öbür tarafında başka iddialar var. Dolayısıyla zaman zaman bunların ildeki valiler ve belediye teşkilatları tarafından bu mahallelerde bence bu forumların yapılması lazım. Evet. Bence bu bizim raporumuzun en ilginç tekliflerinden biriydi bu. Bir de bu insan halkları okulu projeniz var. Evet. Buna da biraz değinelim isterseniz. Bu bizim biraz üniversitelilerle, gençlerle buluşmamızı sağlayan bir proje. Hem mazlumlar biliyorsunuz nihayetinde İslami hassasiyetler üzerinden insan hakları bakışı oluşturan ve o bakışla meselelere bakan, yorumlayan bir kurum. Dolayısıyla hem kendi üretimimizi geliştirmek hem bunu yaygınlaştırmak bakımından bizim her sene şubelerimize yaptığımız bir çalışma. Oldukça da başarılı. Herkes katılabiliyor. Elbette, elbette herkes katılabiliyor. Çok başarılı götürüyoruz hamdolsun. Bir de bu geçtiğimiz hafta insan hakları ödülleri töreni düzenlediniz. Evet. Biraz hatırlatma bağlamında biraz mahiyetinden bahsedelim. Şöyle isterseniz söyleyeyim, ben onun dışında bir şey daha izin verirseniz onu da bu soru bağlamında söylemek istiyorum. Biz her sene insan hakları ödülleri veriyoruz. İşte vefa dalında, basın dalında, örgütlü mücadele dalında vesaire. Bu bir taraftan hani bu alanlarda çalışan insanları teşvik bakımından önemli. Diğer taraftan bizim mazlumlar olarak durduğumuz yeri göstermesi bakımından önemli. Her sene bunu işte konserlerle vesaire bir insan hakları haftasında bir şenlikle yapıyoruz. Bu sene de gene bu bağlamda yürütmeyi düşündüğümüz bir çalışma var. O çalışmadan biraz izninizle bahsetmek istiyorum. Tabii. Çok dünya çapında çok meşhur bir caz sanatçısı var, Gilad Atzmon diye. Bu şahıs esasında İsraillidir. Fakat İsrail'den göç etmiş İngiltere, İngiliz vatandaşı olmuş ve İsrail'in politikalarını çok sert bir şekilde doğrudan içinden gelen birisi olarak eleştiren ve gerçekten hem romancı olarak hem şair olarak hem bir felsefeci olarak hem de bir caz sanatçısı olarak dünya çapında ün yapmış biri. Biz bu sene inşallah 19 Şubat'ta Gilad Atzmon'la bir Türkiye konserleri dizisi yapacağız. Bununla Filistin duyarlılığını yaratmaya çalışacağız. Filistin meselesi Türkiye'de çok halen duyarlılık konusu olan bir konu, ama bir eski bir İsrailli askerin ki bütün o uygulamalardan pişman olmuş ve onu çok kıyasıya eleştiren
bir eski İsrailli'nin biraz itirafları, biraz çözüm önerileri şeklinde ama gerçekten çok vicdani, çok insani bir bakışla ortaya konulmuş çözüm önerilerini Türkiye çapında paylaşmak bakımından önemli bir etkinlik olarak düzenliyoruz. 20 yerde inşallah yapacağız bu konserleri. Güzel. Bir de Avrupa'nın da 10 yerinde, yani 10 büyük başkentinde Gilad Asmon konserleri yapacağız. Hem konferanslarla, kendisi orada yapacağı konuşmalarla, hem de o caz performansıyla Filistin davasına şey yapıyor. Çünkü o Gilad İsrail'i Filistin topraklarında işgalci olarak görüyor. Hı hı. Ve iki devletli bir çözüm yerine tek devlet, yani bir Filistin devleti, hı hı, olmasını savunuyor. Tıpkı mazlumların baktığı gibi. Dolayısıyla bakış açılarımız örtüştü. Bir Yahudi kökenli ve eski bir İsrail askeri olarak bunu söylüyor olmasının tabii ki etkisi çok daha farklı olacak. Hı hı. İnşallah bu programı yaparsak sizinle detaylarını da konuşuruz. İnşallah bu vesileyle belki de duyurmuş olduk. Yayınlarsınız belki. İnşallah bakalım. Programın sonuna geldik. Özellikle çözüm süreciyle alakalı bir akil insan olmanıza sebebiyle bir mesajınızla kapatmak isterim. Çözüm sürecinin iyi gittiğine dair taraflardan bir şeyler alıyoruz, izlenimler alıyoruz, bilgiler alıyoruz. Bu son derece sevimli. Çok umut verici bir yaklaşım, bir haber. Ama dediğim gibi daha fazla bilgi maalesef gelmiyor. Yani eskiden olduğu gibi sürekli böyle basın toplantılarıyla paylaşmıyorlar ama öyle anlaşılıyor ki iyi gidiyor. İnşallah hayırlısıyla bunu Türkiye tamamlar. İnşallah. Evet, katılımlarınız ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Sayın izleyicilerimiz, bu haftalık Doğru Bakış'ın sonuna geldik. Çözüm süreci, gündemdeki diğer konular ve Suriye üzerinde Mazlumler Genel Başkanı Sayın Ahmet Faruk Ünsal ile konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.